çok film seyreden birisiniz. Bir de bir filminiz yapıldı. Var, evet. 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 Benim sinemalarım. Evet, benim sinemalarım. Çok eziyetli bir süreçte ortaya çıktı. Eziyet şu, hemen hemen bir yıla aşkın bir zamana yayıldı. E, prodüktörün parası bitince o da başka bir yere yatırdı. Yine sinemayla ilgili bir şeydi, ara verildi. Bir yaz filmini kışın çektik. Herkes donuyordu. Fakat yazlık giyiniyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> Hülya Avşar dahil. Bir pokon diye Japon şeyleri var. Onlardan alıp buralarına koyduk herkesin. O film böyle bir serüvenle bitti. Sonra yani çok zorluk çektik. Onun getirdiği film çok tuhaf bir şey. Çok da Tamamen bir zaman koridoruna giriliyor. Yani oraya girdiğiniz zaman o bir koridor. ...bütün olan şeylerin dışındasınız... Ya böylesine ben hiç yaşamadım... Evet. Evet. ...hiç hiç hiç tamamen yalıtılmış... Şey. ...hiçbir şey önemli değil... ...kötü yani hep onunla yoğun bir şekilde... ...ilgileniyorsunuz... ...ve bu arada o filmin bitme... ...ve başlama süreci içindeki aralarda da... ...bir garip öfkeyle geziyorsunuz... ...diyorsunuz ki bu bitmedi... ...peki bu kadar zaman niye gitti... ...sonunda bitti film... ...bitti peki bunun şansı ne olacak... ...bir e, ticari şansı olabilir gibi görmüyordum ben zaten. Fakat çok büyük şansları oldu. Önce e, Kana seçildi. 189 filmin içinden seçilen 20 filmden biri oldu Cannes Festivali'nde. Arkadan Future Film Festivali Tahran'da... ...Uluslararası Jüri'den ilk film jüri özel ödülünü aldı. Sonra Tokyo'ya gitti. Tokyo'da... E, ...10 Asya filminden biri oldu ki... ...asıl sineması çok güçlü bir sinema. Çok. Hülya çok Avşar güçlü. oynadı. Hülya'ya gelince... Heh. ...Hülya burada... E, ...umarım bir gün birlikte bunu konuşuruz... ...onu da Tabii. çağırarak... ...o kadar güzel bir performans gösterdi ki inanılacak gibi deyip tertemiz bir oyunculuk çıkardı. Çok özverili davrandı. Çünkü koşullar çok kötüydü ama yaptığı şeye çok inandı. Bunu da söyledi Kim? bir gün bana. Ben bu kıza inanıyorum, ben bu kızı çok iyi oynayacağım dedi ve çok iyi oynadı. Çok güzel. Ee, Kanda gösterilirken ki bir ile uzun süre gösteriliyor bunlar yarışmanın içinde oldukları için... O zaman Ümanitenin yazarı çünkü Ümanite daha yayınlanıyordu o yıllarda evet. <laughs> 90 gelip şeyin, Nouvelle Observatör'ün yazarı dedi ki, baş oyuncunuz çok yetenekli. E bu kız nerede okuyor? Ne yapıyor? Yani konservatuarda mı? Yok dedim. Ben öyle biri değil. O bir profesyonel. Şu kadar da filmi var. İnan, inanamayız dedi. Evet dedim. Çünkü o çok iyi bir oyuncu. Yeteneğin, aşkın, ruhun başka bir özelliği var. Bambaşka bir şey.